yaptığımız çok önemli işler var. Ulaştırmamız gereken, anlatmamız gereken, ümit vermemiz gereken yerler var. Teşviklerimiz var. Onları işverenlerimize ulaştırmak istiyoruz. İş arayanlarımıza, çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi anlatmak istiyoruz. O kapsamda sizlerle her üç ayda bir araya geliyoruz. Davetimize de tekrar icabet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Artı 2 milli istihdam seferberliğimiz devam ediyor. Hatırınızda kaldıysa 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında çok önemli çalışmalar yapıldı. Ve o çalışmaların neticesinde bugün Haziran ayında TÜİK'in verdiği rakamlara göre işsizlik oranını eşik değer olarak kabul ettiğimiz, direnç noktası olarak kabul ettiğimiz tek haneli rakamlara düşürdük. %9.6'lara düştü. Bu tabii geçen yılın çalışmasının ürünleri. Tabii bizim hedefimiz büyük. 2020'ye kadar bizim bunu %8'lere düşürmemiz gerekiyor. Bu kapsamda da açıklanan teşvikler var. Artı 2 milli istihdam seferberliği kapsamında çok çok önemli teşviklerimiz var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. 2023'e kadar inşallah bu çalışmalar bu hızla devam ederse 2023 hedefimiz %5 gelişmiş ülkelerin sahip olduğu, ulaştığı %5 işsizlik rakamına ulaşmak istiyoruz. Hedefimize adım adım ilerliyoruz. Çok doğru adımlar atıyoruz, onu görüyoruz. İlk yarısında, ilk 6 ayda genel müdürlüğümüzün elde ettiği rakamlar birazcık hedefin altında görünse de tabii biz bunun sebeplerini biliyoruz. Bir seçim yaşadık. Seçimin getirdiği bir kasvet, bir belirsizlik oldu. %50'lerde olmamız gerekirken şu an %43-44'lerdeyiz. Ama şuna inanıyorum, artık o kasveti atlattık. İşverenlerimize de gereken özgüven gelmiştir. Çünkü biz buna, bize gelen işverenlerimizden, gezip gördüğümüz, sohbet ettiğimiz işverenlerimizden bunu anlıyoruz. İkinci 6 ayda performansımızı yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz çok büyük. Artı 2 milli istihdam seferberliğinde 1.250.000 hedefimiz var. Şu anda 550.000 civarındayız. 6. ayı geçmiş durumdayız. Ama ilerleyen aylarda inşallah bu hedefimizi de yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Osmaniye'de de aynı durumdadır kıymetli arkadaşlar. Türkiye'nin durumuyla bizim durumumuz hemen hemen aynı. Bizim için verilen 23 tane hedeften 17'sinde Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Türkiye ortalamasının altında olduğumuz değerler de var. Onu da farkındayız. Arkadaşlarımızla oturuyoruz. Her ay bir araya geliyoruz, tartışıyoruz. Onlar için de o hedeflerimizi yükseltmek için de çalışıyoruz. Gayret içindeyiz. Umuyoruz ki inşallah bu milli istihdam seferberliği bittiğinde ya hayal ettiğimiz 2020 yılında hayal ettiğimiz %8 rakamına ulaşmış olacağız. Tabii bunları yakalayabilmemiz için açıklanan teşvikler var. Ben onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık tarihleri arasında bir önceki yıl sigortalı sayısı ortalamasına ilave olarak. Yani şöyle düşünün, 2017 yılında çalıştırdığınız birey sayısının üzerine çıktığınız anda bu söyleyeceğim, şu anda okuduğum teşvikten faydalanmış olacaksınız. Bunu yaparsanız ne olur? İlave olarak istihdam edilen her bir kişinin prim ve vergilerini biz ödüyoruz. Yani sizin sigorta bedellerinin tamamını, ücret ve prim artı vergilerin tamamını biz ödüyoruz. Asgari ücret alan birinin bu gideri 883 lira civarında. Tabii çok daha yüksek maaş alanlar için, imalat ve bilişim sektöründe daha yüksek maaş alanlar için diğer üst kısımlarını 2150 bin liraya kadar olan kısmını yine devletimiz karşılamaya devam ediyor. Bir diğer teşvik, engelli ve hükümlülere kendi işinin patronu ol diyoruz. Eski hükümlülere diyoruz ki eğer kendi işini kurmak istiyorsan gel iş kura, biz seni önce eğitelim. Özgüvenini sağlayalım, girişimcilik eğitimini verelim. Ondan sonra iş kurmak istiyorsan bize bir dilekçeyle, bir projeyle başvur. 36 bin liraya kadar eski hükümlere böyle bir desteğimiz var. Engellilere de 50 bin liraya kadar iş kurma desteği sağlıyoruz. Osmaniye'de geçen yıl 3 tane projemiz böyle kabul edildi. Bize başvuranların tamamını biz genel müdürlüğümüze gönderdik. Reddedilen bir proje yok arkadaşlar. Onun için engelli kardeşlerimiz varsa bu konuda nasıl olsa gönderiyoruz, kabul edilmiyor, KOSGEB'e gidiyoruz, şöyle yapıyoruz düşünmesinler. Biz bize gelenleri
Müracaatlar çok az olduğu için paramız da çok, fonda çok fazla para birikiyor. Onu bu kardeşlerimiz için dağıtmak için çaba sarf ediyoruz. Bir diğer teşvikimiz, geleceğin meslekleri olan siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme, kodlama. Siz de biliyorsunuz, basın da var bunun içinde. Mesela kameraman var mı aramızda? Bu kapsamda, işbaşı eğitim programı kapsamında bizimle işbirliği yaptığınızda 9 aya kadar biz onları destekliyoruz. 9 aydan sonrası tabii size ait. Bu diğer sektörlerde bu kadar uzun süre vermiyoruz arkadaşlar. Hizmet sektöründe, örneğin marketlere ya da hastanelere ve buna benzer yerlere verdiğimizde 3 ay veriyoruz. İmalat sektöründe ve ağır tehlikeli işlerde bu 6 ay. Ancak çok önemli gördüğümüz meslekler var. Az önce bunları saydım. Basın da bunların arasında. 9 aya kadar biz işbaşı eğitim programı kapsamında destek veriyoruz. Bir diğeri, daha önce biz imalat sektöründe de, ağır ve tehlikeli işlerde de, sanayi sektörlerinde 3 ay işbaşı eğitim programı kapsamında destek veriyorduk. Artı 2 milli istihdam seferberliği kapsamında bu desteği 2 katına çıkardık. Yani artık 6 aya kadar destek verebiliyoruz. Artı şunu da söylemem gerekiyor arkadaşlar, burayı atlamışım. Bu geleceğin mesleklerinde çalışan arkadaşlarımıza da biz günlük 75 lira ücret ödüyoruz. Hizmet sektöründe ve sanayi sektöründe bu 61 lirayken önemsediğimiz mesleklerde 75 liraya kadar, artı sigorta, genel sağlık sigortası, meslek hastalığı ve iş kazası kısmını da bununla beraber karşılıyoruz. Bu mesleklerde 75 liraya kadar destek sağlıyoruz. Tabii bu teşvikler var. Biz geziyoruz. Bizim iş ve meslek danışmanlarımız bugüne kadar binlerce, ilk 6 ayda binlerce iş yerini gezdi. Bunun neticesinde Osmaniye olarak biz neredeyiz? Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizler ilk 6 ayda 30 Haziran itibariyle 2668 kişiyi işe yerleştirdik. Bunun 700 kişisi genç. 550 kişi ise öğrenci, üniversite mezunu. Ve 124 kişisi ise uzun süreli işsiz. Uzun süreden beri, 1,5 yıldan beri, 1 yıl ve daha fazla süreden beri iş bulamayan insanlarımız var. Biz onları kategorize ediyoruz. Uzun süreli işsizler olarak kategorize ettik. Bunlara iş bulmak çok zordur. Onun için biz bunları biraz önemsiyoruz. Bunların bu 2668 kişinin 124 kişisi arkadaşlar uzun süreli işsizlerden oluşuyor. Bir diğeri, bugüne kadar 40.328 kişiyle yüz yüze bireysel danışmanlık hizmeti vermişiz. Bu çok büyük bir rakam. 40.328 kişi İşkur'a gelmiştir. Orada kendileri için bekletilen, onlara hizmet veren iş meslek danışmanlarımız var. Bu kardeşlerimizle nasıl destek oluruz? Bireysel danışmanlık anlamında yüz yüze yapılan görüşmeler var. Bu bireysel danışmanlık kapsamında yapılan görüşmelerin 9.081'i genç, 578'i engelli ve 1.366'sı da uzun süreli işsizlerden oluşuyor. Yılın ilk 6 ayında 3.113 farklı iş yerini ziyaret ettik. Bu 3.113 farklı iş yeri arkadaşlar. Bazı iş yerlerine biz 2 kere, 3 kere gittik. Eğer bunları da böyle bu şekilde topladığımızda 5.000'in çok fazla üzerinde iş yeri geziyoruz. İş meslek danışmanlarımız iş yerlerine gidiyor. Orada onlarla, onların ihtiyaçlarını belirlemeye çalışıyor. Teşviklerimizi anlatıyor. Geleceğin mesleklerini belirlemeye çalışıyor. Gelecekte hangi mesleklere ihtiyaç duyacağını ve şu anda hangi alanda, hangi meslekte açık iş olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Biz de bu aldığımız tespitler sonucunda buna göre mesleki eğitim kursları açıyoruz. Önce Osmaniye'de hangi alanda bir mesleğe ihtiyaç duyuluyor tespitini yaptıktan sonra işverenlerimizle işbirliği yapıyoruz. O alanda biz iş gücü yetiştiriyoruz. Ayrıca işbaşı eğitim programlarımızdan, az önce bahsettiğim o teşvik kapsamındaki işbaşı eğitim programlarımızdan şu ana kadar ilk 6 ayda 2300 kişi faydalanmıştır. Türkiye'de ilk onun içerisindeyiz bu kapsamda. Osmaniye çok bilinçli. Biz de bu konuda çok gayret ettik. Arkadaşlarımız da bu konuda çok iyi çalışmalar yaptılar. Her yere ulaşmaya çalıştılar. 23 tane hedef verildi Sayın Başkanım. Bu hedeflerden 7 tanesi işe yerleştirme hedefi. Hedeflerimizden bazıları, kaç tane engelli işe yerleştirdiniz? Kaç tane uzun süreli kişiyi işe yerleştirdiniz? Çok zor.
kaç tane genci işe yerleştirdiniz, kaç tane üniversite mezununu işe yerleştirdiniz. Buna benzer 23 tane bize verilen hedef var. Biz hedeflerimizin 17'sinde Türkiye'nin ortalamasının çok üzerindeyiz. Bazı hedeflerimizde Türkiye ikincisi. İlk 10'un içinde olduğumuz çok hedeflerimiz var. Ancak 6'sında gerideyiz. Neden geride olduğumuzu bildiğimiz hedefler var yalnız. Onu biz bilerek biraz durduruyoruz, çok acele etmiyoruz. Mesela mesleki eğitim kurslarımızda biz istersek herkese kapıları açabiliriz. Ama şöyle düşünüyoruz, her gelene evet demektense daha kaliteli kurslar, hakikaten piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak kurslar açmayı düşündüğümüz için biraz gerilerde kaldı. Ama desek ki gelin arkadaşlar, her bize başvuralım, başvurusunu kabul edelim. Sen işte terzicilik mi yapmak istiyorsun, gel berber kursu mu açmak istiyorsun, gel herkese gel desek biz onlarda da ilk ona girebileceğimizi rahatlıkla iyi biliyoruz. Ancak diğer hedefler açısından